Evet arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Şimdi bir tuhafe parfümeri İstanbul'da başkanı var. Bir öğemize geldik. Bizimki Tabii çok merhaba. öğemizi ziyaret ediyoruz. Kimisi sitem ediyor, konuşamıyor. Şimdi sayın abimiz öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Hacı. Evet. Hoş geldin başkanım. Sağ Şöyle olun. bir şey diyorum. Biz yönetim olarak pek memnun değiliz. Şu Nasıl andaki yönetim? Hangi yani şu yönetim? andaki baştaki Çünkü yönetim diyor ki bizim şu andaki baştaki yönetimde memnun değiliz. yani hükümetten dolayı bir Evet. sıkıntı var Yani diyorsun. evet. Hükümetten şikayetçisiniz. Fakir fıkraları perişan oldu. Hı. Biz burada sefte edemiyoruz. Sefte etmenin evine ekmek götüremiyoruz. Hiç bu, ben 3 ay işe gelmedim halde bir kuruş devlete bana yardım gelmedi. Etmediler. Dedi ki biz yardım ediyoruz. Ama ne yazık bir kuruş ben yardım alamadım. Alamadığımız için zaten cumartesi, pazar günleri mesela biz kapalıyız. Evet. Bütün marketler, kuru yemişler hepsi açık. Bir de kira yardımda da siz faydalanmıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar özür dilerim. Şimdi tabii özellikle bazı meslek grupları daha çok acil. Özellikle kırtane diyoruz. Eğlence sektörü diyoruz. Kuaför, berber falan diyoruz ama sonuçta arada böyle bilinmeyen mesela bazı giyimciler olsun, bazı kozmetikçiler olsun falan, Zaten kuaför bizim olsun. gibi küçük esnaflar Yani başlamış bir nevi değil. kapsama girmeyen, kira aidatına girmeyen böyle mağdur esnaflar da var. Zaten bütün esnaflar genelde sıkıntılı zaten. O yüzden sayın efendim üyemizin de böyle bir efendim bir Bas, sistemi var. ben şöyle bir şey diyeyim. Zaten biz yönetim yapardı. Küçük esnaf olarak kimse sormaz, kimse görmez. Yani ne kimse kaydını alıyor, ne kimse geliyor bizi soruyor. Zaten bunu hiç kimse bizi görmüyor. Peki sizin efendim kira veriyorsunuz, vergi veriyorsunuz. Ben kendim vergi ödüyorum. Evet, yani vergi aksamadan veriyorsunuz. Vergi ödüyorum. Ben vergi öden bir insanım. Evet. Kirya da ödüyoruz. Vergilerde geçi bir efendim öteleme var. O da Valla eski vergi borçlu da ötemesi böyle şöyle bir şey diyor. Yani şu anda zaten biz her sene veriyorduğumuz için Evet. daha Şubat ayına gelir. O da daha ne olduğu belli değil. Ona bir şey diyemiyoruz ama biz esnaf olarak, küçük esnaf olarak biz çok mağduruz. Yani bunu devlet bize bir el versin. Hepimiz yani gelen küçük esnaflara yardımcı olmanızı Allah ister. Allah yardım Ama ne olsun. yazık kimse yardımcı olmuyor. Hep zengin kesimleri. Evet. Diyor ya zengin zenginlere bakar. Ben de böyle bir gireyim arkadaşlar. Diyarbakır ofis Yani belediye Yenişehir Balı bir yer çalışıyorum. küçük Gerçekten burada esnaflara kimse halif iş olmaz. yok, esnaf yok. Gerçekten esnaf perişandır. Özellikle kira yardımı falan yapılıyor. Mağdur olan hani bir nevi kapsama girmeyen mağdur esnaflar da var gerçekten. Ben de bir Yani nevi buradaki esnaf arkadaşımız hepimiz aynı şey yaşıyoruz. Sefte edemiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman elektriği, şunu bunu kirası verdiğimiz halde, vergi ödediğimiz halde sefte edemediğimiz günler var. Evet. Bazen, bir de cumartesi, pazar günü kapalı olduğumuz halde mesela marketçiler, kuru yemişler hepsi açık. Biz kapalı olduğumuz halde zaten devlet tarafından hiçbir yardım yok. Evet, Bize evet. yardım etmesini Allah bekliyoruz yani. yardımcı olsun. Teşekkür Parası ederim. Allah belasını razı bitirin olsun. bunları. Hocam. Yani peki sayın abi benim şimdi bu hastalık dünya genelindedir. Her yerde sıkıntı var. Peki Evet. yani ne olabilir? Hani bunu devlet ne yapabilir? Şimdi bunun önemi tam alması gerekir. Bunun önemi tam alması gerekirse ki bu hastalık alanı tarafında kalkması lazım. Ha, önemi ben bir kişi önemi alırsa iki kişi önemi almadığı zaman bir faydası Peki olmaz. mağduriyet nasıl giderebilir? Hani devletin o Mağduriyet imkanı olur. var Mesela mı? diyelim ki bugün mesela biz kapalı olduğumuz zaman yabancı ülkelere baktığı zaman dünya çapında zengin ülkeler hepsi halkına yardım ediyor. Mesela Çin 10 milyon insanın kapıları kilitledi. Bütün gıdaları, geceleri, işte, hepsi elektriğinin doğalgazı karşıladı. Ama bugün biz bunun göremiyoruz. Ben bugün mesela evime gidiyorum. Korkuda doğalgazı açamıyorum. Açtığım zaman mesela para geliyor. Para olduğu zaman veremiyoruz. Tak doğalgazı kesilir. Elektriğimiz kesilir, suyu kesilir. Bunu yaşadığımız için yani bunu devlet mutlaka bizi gibi küçük esnafları görmesi gerekir. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yani hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Yani ben de bir efendim oda başkanıyım. Kendi üyeme yardımcı efendim olamadığım için bir nevi çok üzülüyorum. Artık diyorum ki umutlanmayın. Bir de bazen umut falan tacılık yapıyor. Vallahi Yardım edilir falan biz maalesef halktan kendi ümit acılarımızla bilemiyoruz. baş Sadece başa kalıyoruz. ümitimiz Allah'tır. Allah'tan ümit bekliyor. Başka yani kimse bize el uzatan yok. El uzatanlar olursa biz seviniriz canım. Oldu ya benim. Teşekkürler. Rica ederim. Maalesef arkadaşlar esnaflar gerçekten efendim kan ağlıyor. Yani Diyarbakır'da Yenişehir Fuarcık yerinde ben de bir esnaf oda başkanı olarak öğrenimizi ziyaret ediyorum. Tabii kimisiyle biz özel konuşuyoruz. Kimisiyle böyle sistem ediyor işte başkan bizi çek efendim gazetecisin diye. Maalesef durum Allah-u Teala efendim bir nevi Allah-u Teala'dır yardımcı olsun. Hepimize
Saygılar.